İnsanda proteinlerin sindiriminde görev alan enzimlerinden hangileri salgılandığında inaktif yapıda olup daha sonra belirli aktivitörlerin yardımıyla aktif forma dönüştürülür. Pepsinojen pepsine, tripsinojen tripsine, kimotripsinojen de kimotripsine dönüştürülerek aktif hale gelmektedir. Dipeptidaz ise aktif olarak salgılanan bir enzimdir. Dolayısıyla 1, 2, 3 E seçeneğini işaretliyorum. İnsanda aşağıda verilen besin çeşitlerinden hangisi pankreastan ince bağırsağa verilen enzimlerden herhangi bir tarafından hidroliz edilemez? Pepton, polipeptit, nişasta ve lipid pankreastan ince bağırsağa verilen enzimler tarafından hidroliz edilebilirken maltoz sadece ince bağırsaktan salgılanan maltaz enzimi sayesinde hidroliz edilebilmektedir. Bu nedenle B seçeneğini işaretliyorum. İnsanın sindirim kanalında aşağıda verilen besin çeşitlerinden hangisi daha küçük birimlere parçalanmadan bağırsaktan emilebilir? Polipeptit, lipid, glikoprotein ve nişasta emilemezler. Ancak yağ asidi herhangi bir küçük birime parçalanmadan bağırsaktan emilebilmektedir. İnsanda sindirim sisteminin bazı bölümleri ve bu bölümlerde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Doğrudur. İnce bağırsakta bulunan villus ve mikrovillüsler sindirim ürünlerinin emilim yüzeyini arttırmaktadır. Doğrudur. Midede tüm besin gruplarının kimyasal sindirimi gerçekleşebilir. Midede sadece proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmektedir. Bu nedenle C'deki bilgi yanlıştır. Kalın bağırsakta mekanik ya da kimyasal sindirim gerçekleşmez. Kalın bağırsakta herhangi bir sindirim gerçekleşmemektedir. Besinlerin sindirim kanalından ilerlemesi peristaltik hareketlerle sağlanır. Doğrudur. Yanlış olanı sorduğuna göre C seçeneğini işaretliyorum. İnsanda sindirim reaksiyonlarında görev alan enzim çeşitlerinden hangilerinin salgılanması için hormonal bir uyarıya gerek duyulur? Tükürükteki enzimler için herhangi bir hormonal uyarı gerekli değildir. Ancak pankreas enzimleri ve midedeki enzimler için hormonal uyarı gerekmektedir. Pankreas enzimlerini kolesistokinin hormonu, midedeki enzimleri de gastrin hormonu salgılanmasını uyarmaktadır. Bu nedenle 2 ve 3 E seçeneğini işaretliyorum. İnsanda sindirim sisteminin çeşitli bölümlerinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi kalın bağırsakta gerçekleşmez? Bakterilerce K vitamininin sentezlenmesi, safra tuzlarının geri emilmesi, suyun emiliminin sağlanması ve sindirim atıklarının geçici bir süre depo edilmesi kalın bağırsak tarafından gerçekleştirilir. Ancak organik moleküllerin kimyasal sindirimin tamamlanması ince bağırsakta gerçekleşmektedir. Bu nedenle D seçeneğini işaretliyorum. Pankreas yeterli düzeyde sindirim enzimi salgılayamayan bir insanla ilgili olarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Proteinlerin kimyasal sindirimi tamamlanamaz çünkü pankreas içerisinde proteinlerin sindirimini sağlayan enzimler mevcuttur. Yağların mekanik sindirimi aksamaz çünkü yağların mekanik sindirimini sağlayan safra tuzlarını pankreas üretmez. Pankreas yağların kimyasal sindirimini sağlayan lipaz enzimini üretmektedir. Bilim zamanda ince bağırsakta oluşturulan monosakkarit miktarı artar bilgisi de yanlıştır. Çünkü nişastayı sindiren enzim olan amilaz pankreas tarafından üretilmektedir. Eğer amilaz yeterli miktarda üretilemediği takdirde oluşan monosakkarit miktarı da artmayacaktır. Bu durumda yalnız bir A seçeneğini işaretliyorum. İnsanda sindirim sisteminde gerçekleşen proteinin pepton ve dipeptitlere, nişastanın maltoz ve dekstrine, lipidin yağ asidi ve gliserole parçalanması reaksiyonları için özelliklerinden hangileri ortak olarak söylenemez? Gerekli enzimin mide çeperinden salgılanması ortak olarak söylenemez. Çünkü sadece proteinin sindirimi için geçerli bir durumdur. Organik besinin monomerlerine kadar hidroliz edilmiş olması sadece lipidin sindirimi için geçerlidir. Yağ asidi ve gliserol oluşumunda monomerlerine kadar hidrolize edilmiştir ama diğerlerinde protein ve nişasta monomerlerine yani amino asit ve glikoza kadar hidroliz edilmiş değildir. Bu nedenle ikinci bilgi de söylenemez. Üçüncüsü sindirim ürünlerinin lenf kılcalları aracılığıyla emilerek dolaşıma katılması yine sadece lipid sindirimi neticesinde meydana gelen yağ asidi ve gliserol için geçerlidir. Onun için bu da ortak olarak söylenemez. 1, 2 ve 3 E seçeneğini işaretliyorum. Aşağıda insanda sindirim sisteminin bazı organları gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış organlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 numara karaciğer, 2 pankreas, 3 safra kesesi, 4 ince bağırsak, 5 midedir. Buna göre 3 numaralı organ yani safra kesesi hem hormon hem de sindirim enzimi salgılar bilgisi yanlıştır. Safra kesesinde sadece safra sıvısı depo edilir. 4-5 numaralı organlarda hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. 4-5 numaralı organlar dediğimiz ince bağırsak ve midede her iki sindirim çeşidi de gerçekleşmektedir. 2 ve 3 numaralı organlarda yani pankreas ve safra kesesinde 4 numaralı organa yani ince bağırsağa salgıları boşaltılır bilgisi doğrudur. Her ikisinin salgısı ince bağırsağa akıtılmaktadır. D seçeneği 1 numaralı organ yani karaciğer, kapı toplar damarı ve karaciğer atar damarlarından kan alır bilgisi de doğrudur. 5 numaralı organ yani mide, bu organın çalışması vagus siniri ve gastrin hormonu ile düzenlenir bilgisi de doğrudur. Yanlış olanı sorduğuna göre A seçeneğini işaretliyoruz. İnsanın sindirim kanalında gerçekleşen tepkimelere bağlı olarak P molekülünün miktarındaki değişimi gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre P molekülü ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğru olabilir? P molekülü miktarı sindirim kanalına girer girmez azalmaya başladığına göre nişasta olabilir. Dolayısıyla nişasta sindirime uğramadan hücre zarından geçemez bilgisi doğrudur. Sadece hayvansal hücrelerde bulunabilir bilgisi bu nedenle yanlış olacaktır. Sindirimin gerçekleşmesi için ortam pH'ının kuvvetli asit olması gerekir bilgisi de sadece proteinler için geçerlidir. Dolayısıyla yalnız bir A seçeneğini işaretliyorum. Karbonhidrat, yağ ve protein olduğu bilinen K, L ve M maddelerinin insanda kimyasal sindirime uğradığı organlar tabloda gösterilmiştir. K, L ve M molekülleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? K'nın sindirimi sırasında glikozit bağları yıkılır. K karbonhidrat olduğu için ağız ve ince bağırsakta sindirimleri gerçekleşmektedir ve bunların sindiriminde glikozit bağları yıkılmaktadır. A seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. B seçeneğinde L'nin sindirim ürünleri ince bağırsak lenf kılcalları tarafından emilerek dolaşıma katılır. Yağların sindirim ürünleri lenf kılcalları tarafından emilerek dolaşıma katılmaktadır. Bu bilgi de doğrudur. M'nin sindirim ürünleri yani M bir protein olduğuna göre M'nin sindirim ürünleri kan dolaşımına katılmadan önce karaciğere uğrayabilir. Kapı toplar damarıyla sindirilmiş besinler kan yolu ile önce karaciğere uğramaktadır. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. L'nin sindiriminden sorumlu enzimler sadece ince bağırsaktaki bezler tarafından salgılanır. Yağların sindiriminden sorumlu enzimler sadece ince bağırsaktaki bezler tarafından salgılanmaktadır. Pankreastan salgılanan lipaz enzimi yağların sindirimini ve karaciğerden salgılanan safra tuzları da yağların mekanik sindirimini sağlamaktadır. Bu nedenle D seçeneğindeki bilgi yanlıştır. İnce bağırsakta K, L ve M'nin sindirim ürünlerine ortak olarak rastlanır. Evet, hem karbonhidrat hem protein hem yağ moleküllerinin sindirilmiş ürünlerine ince bağırsakta rastlanacaktır. Bu nedenle yanlış olanı sorduğuna göre D seçeneğini işaretliyorum. Safra kesesi alınan bir insanda durumlarından hangileri gözlenebilir? Yağların kimyasal sindiriminin zorlaşması gözlenebilir. Çünkü safra kesesinin salgısı olan safra tuzları yağların mekanik sindirimini sağlamaktadır. Yağların mekanik sindirimi de yağların kimyasal sindirimini kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla birinci durum gözlenebilir. İkincisi polipeptitlerin kimyasal sindiriminin daha kolay gerçekleşmesi. Safra kesesi salgısı olan safranın ve safra tuzunun polipeptitlerin kimyasal sindiriminde herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Dışkıdaki yağ içeriğinin artması söz konusu olabilir. Çünkü yağlar yeteri kadar sindirilmediğinden dolayı dışkıdaki yağ içeriği artacaktır. İnce bağırsak pH'inin düzenlenmesinin zorlaşması yine gerçekleşebilir. Çünkü safra sıvısı ince bağırsak pH'inin düzenlenmesinde rol almaktadır. Bu durumda 1, 3, 4 D seçeneğini işaretliyorum.